Launch karakter nodu karakterimizi belli bir yöne doğru fırlatır. Örneğin üstüne çıktığımızda bizi yukarı doğru fırlatacak bir launch yaratalım. Bunun için content klasörümde bir launch pad blueprint oluşturuyorum. Oluşturduğum bu blueprint'e bir mesh ve bir collision box ekliyorum. bu meşe şekil verip bir launchpad'e çeviriyorum. Ve Collision Box'ı da tam üstüne yerleştiriyorum. Mesh'imi Collision Box'ın içerisine taşıyıp Box'ı seçip W tuşuna basıp ikisini beraber biraz yukarı taşıyorum. Oluşturduğum bu launchpad'i sahneme ekliyorum. Şimdi karakterimin bu launchpad ile etkileşime girdiğinde yukarı fırlamasını istiyorum. Bunun için launchpad blueprint'ine dönüyorum. Event grafı açıyorum. İçini temizliyorum. Ve Actor begin overlap nodunu çağırıyorum. Other aktörümü karakterime kaslıyorum. Üstteki pinden devam ediyorum. Ve pinleri bağlıyorum. Burada yapılan şey Launchpad ile etkileşime girenin karakterim olup olmayışını sorgulamak ve eğer karakterimse bu karakterimi belli bir yöne doğru fırlatmak. Bu yönü buradaki x, y, z değerlerini değiştirerek belirliyoruz. Altta iki tane boolean pin'i görüyoruz. Bunlar üstünde de yazdığı gibi karakterimizin ivmesine ekleneceğini mi yoksa o anki ivmesinin yerini mi alacağını belirliyor. Örneğin z değerine bin verip oyunu başlatıp launchpad'e doğru yürürsem hem yukarı hem ileri doğru gittiğimi görebilirsiniz. Bunun sebebi benim W'ye basılı tuttuğumda ileri yönlü ivmemin değişmemesidir. Blueprint'ime geri dönüyorum. X, Y değerlerini override ediyorum. Yani karakterin bu launchpad ile etkileşime girdiği anda X ve Y değerleri burada belirlenen değerlerin yerini alacaktır. Yani benim ileri yönlü ivmem sıfırlanmış olacaktır. Bunu tıklıyorum. Oyuna geri dönüyorum ve Launchpad'e doğru yürüyorum.